Bir kez daha soruyorum. Çalışma odamı temizlerken herhangi bir şeye dokundunuz mu? Yerini değiştirdiniz mi? Çöpe attınız mı? Yok hanımım, siz yıllardır biliyorsunuz bizi. Biz izinsiz hiçbir şeyinize dokunmayız. Hatta çalışma masanız biraz karışık da hanımım. Biz ne olur ne olmaz diye tozunu bile almadık. Bugün dip köşe yaparız diye. Peki kim girdi benim odama? Kim? Hayırdır anne, gene neye celallendi? Söyle. Önemli bir evrak kayıp. Zeytin gizli gizli odalara mı girmeye başladı? Ne diyorsun sen ya? Çalışma odama mı girdi diyorum. Anne ne diyorsun Allah aşkına ya? Oğlum özel bir eşyam kayıp. Zeytin almış olabilir diyorum. Sen iyice haddini aştın Azade. Zeytin öyle bir çocuk değil. Tamam yenge dur bir. Anne. Belki bak diğer dosyalara karışmıştır. Gel hadi beraber bakalım. Hadi. Azade. Niye azarlıyorsun yine insanları? Azarlamıyorum Adnan. Önemli bir eşyam kayıp. Kendi evimde, kendi odamda bana ait özel bir eşya kayboluyor. Bunun hesabını soruyorum Adnan. Ben senin ne aradığını biliyorum anne. Ne oluyor oğlum? Ne olduğunu annem anlatacak şimdi bize baba. Düşündüğün gibi değil oğlum. Anne, ben senden her şeyi beklerdim ama masum bir insanın cezaevine girmesine göz yumacağını beklemezdim. Bunu hiç ummazdım. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bunu yaparsın anne? Hiç mi vicdanı sızlamadı gerçekleri adaletten saklarken? Hiç mi? Ne diyorsun oğlum ya? Azade, doğru mu bu? Baba, benim karım cezaevine giriyor. Benim karım cinayetle yargılanıyor. Annemin elinde karımı cezaevinden çıkaracak video var, delil var. Annem ne yapıyor? Saklıyor. Ne? Sen böyle bir şey yapamazsın Azade. Böyle bir şey yapamazsın. Hadi anne. Hadi bize bir şey söyle. Kaçırma gözlerini. Yapmadım de. Bak hepimiz senden bir açıklama bekliyoruz. İnkar et. Yapmadım de. Hayır. İnkar etmiyorum. Evet. Sakladım görüntüleri. Ama bilmiyordum. Ayşe'den de özür diledim. Anne. Anne sen Ayşe'den Hande'nin yediği haltı öğrendiğin için özür diledin. Ya öğrenemeseydin, ya bilmeseydin ihaneti, ya duymasaydın o zaman ne olacaktı? Ya hakim beni değil de savcılığı dinleseydi? Ne zaman çıkacaktı bu kız cezaevinden? Ne zamana kadar susacaktın? Ne zamana kadar saklayacaktın? Sonsuza kadar saklamayacaktım oğlum. Tabii ki polise verecektim. Ben o kadar gaddar bir insan değilim. Ne kadar gaddar bir insansın anne? Ne zamana kadar saklayacaktın? Ne zamana kadar susacaktın? Ne zamana kadar yatacaktı bu kız cezaevinde haksız yere? Anne kusura bakma ama sen çok gaddar bir insansın. Hiçbir zaman haz etmedim. Bırak konağı, o ahıra bile yakıştıramadım seni. Bu asalak acaba ne zaman başımıza iş açacak diye bekledim durdum. Yıllar önce sana verdiğim o kırık not çok isabetliymiş. Ben o kırık notla sana sınıf atlatmaya çalışırken kendi çocuklarımın değerini düşürmüşüm meğer. Bedel ödeme sırası şimdi sende. Azade Sancakzade. Sadece evladım için sus. Ne evladı anne ya? Ne evladı Allah aşkına? Bu kızın suçu günahı neydi peki? Bu kız da bir ananın babanın evladı değil mi? Sen bir mazlumun canını yakarken, günahını alırken hiç mi korkmadın benim evladımdan, torunumdan çıkar diye acısı? He? Ya hiç mi Allah korkusu yok sende? Ferit oğlum bak bu kadar gitme kadının üstüne. Sakin ol ya. Tamam. Ya dur abi. Tamam falan da olacak bir iş değil. Annenin yaptığı şeyin affedilecek bir yanı yok. Baba sen ne yapıyorsun şimdi ya? Ben ortamı sakinleştirmek için çırpınıyorum burada. Senin şu yaptığına bak. Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz ne? Ne yapalım? He? Tamam gelin asalım kadını. Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz ya? Annen bu yaptığı şeyin hesabını verecek. Ferit
Tamam, hadi gidelim artık. Yeter, bak daha kötü olacak her şey. Gitmeyelim canım, gitmeyelim. Ayşe de sustu. Geçmişinden birini getirdi. O adam bu eve kadar girdi. Neredeyse benim evladımın canını kıyacaktı. O da sustu. Onu ben buraya getirmedim Azade Hanım. Ferit'e zarar vereceğini bilseydim susmazdım. Yaptığın kötülüğün bedelini başkasının günahı mı kapatacak anne? Böyle mi soğutacaksın yüreğini? Evlat canı ananın yüreğini soğutuyor. Sen şimdi bunu anlayamazsın. Ama ne zaman ki kucağına çocuğunu alacaksın, o zaman konuşacağız seninle. Kim bilir sen evladın için kimlerin canını yakacaksın? Ben bu zamana kadar kimsenin canını yakmadım anne. Bundan sonra da yakmayacağım. Eğer evladım beni zalim bir adam yapacaksa Allah bana baba olmayı nasip etmesin. Ama Allah bana zalim bir anne nasip ettiyse yapacak hiçbir şey yok. Ne yazık ki insan annesini seçemiyor. Oğlum ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Senin söylediklerini kulağın duyuyor mu? Duyuyor abi, duyuyor. Emin misin peki? Eminim, merak etme. Bak bu kızcağız var ya, bu o kadar vicdanlı ki buraya gelirken bana ne dedi biliyor musun? Yapma dedi. İyice araştırıp etmeden annenin üstüne gitme dedi. Ama her şey ortada abi, her şey ortada. Bizim annemizin de biraz vicdanlı olmayı öğrenmesi lazım. Ne oluyor? Azade Hanım, iyi günler. Cinayet bürodan komiser Halil, hatırlarsanız. Bahar Yalçın dosyasıyla ilgili hakkınızda suç duyurusu var. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Ayrıca evinizde şahsınıza ait bilgisayara el koyacağız. Ferit Bey. Buyurun. Arkadaşlar. Ne oluyor, nereye ya? Ne soruşturması? Niye annem emniyete kadar geliyor ki? Hem katil teslim olmadı mı? Ne soracaksanız burada sorun işte. Bakın beyefendi, Azade Hanım'ın delil karartma suçu işlediğine dair hakkında suç duyurusu var. Savcılık resmen soruşturma başlatıp gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı mı? Gözaltı olur mu öyle şey? Beni seven, ben de gerçek Hande'yi gören şu adamı Seyis'in oğlu diye hep hor gördüm ben. En başta ondan özür diliyorum. Ferit senden de. Özür dilerim. Canını acıttım. Sevdiğimi sandım. Ama ben seni hiç sevmemişim. O yüzden ihanet ettiğim insan sen değilsin. Yama. Şop, bir saniye, bir saniye. Beyefendi lütfen sakin olun. Biz görevimizi yapıyoruz. Memur bey, ben sakinim zaten. Bir saniye. Sinan sakin ol lütfen. Ya ben nasıl sakin oldum Ferit? Ya baba bir şey söylesenize ya. Annemi götürüyorlar. Sinan tamam. Gidelim memur bey. Ferit oğlum sen avukatsın, bir şey yapsana, annemi götürüyorlar lan. Oğlum kim ihbar eder bizi? Ben. Anne. Sinan. Çok ahaldım, çok. Şimdi yaptıklarının bedelini ödeme zamanı. Annem. Annem, ben geleceğim, merak etme, tamam mı? Bak her şey düzelecek, tamam, merak etme. Ben yanındayım annem, geleceğim, tamam mı?
Tamam, yanına geleceğim anne. Anne! Anne geleceğim, tamam mı? Anne! Anne kurtaracağım seni. Gel lan buraya. Sinan! Ferit, iyi misin? Bırak, bırak! Bırak. Vur abi, vur. Abimsin, elim kalkmaz sana. Vur. Gel bir kere daha vur, için rahatlasın. Nasıl yapabildin lan sen bunu? Oğlum nasıl yapabildin bunu? Annen lan o senin. Ulan insan annesini polise ihbar eder mi? He? Nasıl bakacaksın lan onun yüzüne? He? Bundan sonra nasıl bakacaksın onun yüzüne? Yazıklar olsun sana. Senin gibi evlada yazıklar olsun. Sinan. Baba. Sinan, kendine gel. Sen ne hakla vurursun kardeşine ha? Annesini gözaltına aldıran adama müstahak! Kes sesini, kes! Kes sesini, öyle mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sen dön oğluna desene. Nasıl yaptın bunu desene. O senin annen desene. Oğlum, bu Ayşe mevzusunda bir tek suçlu annem mi? Sen, ben, ha? Konuş lan. İlk başta sen inanmadın sevdiğin kadına. Söyle lan. Söyle seni oğlum. Tamam, Sinan, tamam. Söyle. Ne oldu? Bırak, bırak. Anneni polise ihbar ettin. Rahatladın mı? İçin soğudu mu oğlum? Annemizin kanun karşısında hiçbir ayrıcalığı yok. Tamam mı? Unutma bunu. Bir suç işlediyse gidecek, cezasını çekecek. Polise, hakime hesabını verecek. Ne yaptıysa yüzleşecek. Öyle mi? Öyle. Ben bunu yazdım bir kenara. Eyvallah abi, yaz. Ben de bu tokadı yazdım bir kenara. Tamam Sinan. Sen şimdi gel benimle, bir elini yüzünü yıkayalım, sakinleş. Ya baba ne diyorsun ya? Ne diyorsun Allah aşkına, ne diyorsun? Karın hapse gidiyor, sen diyorsun ki elini yıka. Bana bak lan. Bundan sonra görüşeceğiz seninle. Madem ki sende annelik hatırı yok, bundan sonra bende de kardeşlik hatırı yok. Baba nereye? Sakın! Ferit, Ferit. Tabii geri dönüşü varsa git anneni kurtar lütfen. Biz aramızda helalleşiriz onunla. Ya hapse düşmesi geçmişi değiştirmeyecek ki. Böyle hepimizi zor duruma düşürüyorsun ama. Ayşe, sen beni tanımamışsın galiba. Annem bir suç işledi, delil kararttı. Kanunun karşısında Ferit'in annesi, Sinan'ın annesi istediği gibi suç işleyebilir, insan harcayabilir yazmıyor. Kanun ne diyorsa o. Tamam mı? O kadar. Ferit annesini şikayet etmiş. Polis götürdü Azade'yi. Ortalık karıştı burada. Abi kardeş birbirine girdiler. Haber var mı evlat? Haber var Bahtiyar abi. Azade'yi içeri almışlar. Şimdiden can yakmaya başladın ha? Daha kimsenin canı yanmadı ya. Biz buna can yanması demeyelim de can sıkıntısı diyelim. Mutluluk bir tek bize mi haram Bahtiyar abi? Bir gün herkes yaşattığını yaşayacak. Göreceğiz. Aslanım ben. Hadi kolay gelsin. Ne zamandır gelmiyorduk buralara. Bizim kayığımıza baktın mı, burada mı? Baktım. Dördümüzün bindiği, birbirimize güvenerek, severek denizin ortasında kahkahalar attığımız o kayık çok sağlamış. Batmış.
Geçmişteki en güzel anılarımızla birlikte suyun dibine gömülmüş. Buraya niye geldiğini anladım. Bana kızmakta da çok haklısın. Lütfedip kocama aşk ilanında bulunmanın herkesten çok beni acıtabileceğini fark ettin öyle mi? Betül, ben sana rağmen bir şey yapmadım. Yıllardır benim içimde biriken, beni zehirleyen şeyleri kustum sadece. İlk defa gece rahat uyudum. Sen rahat uyudun. Ama başka birini uykusuz bıraktın. Sen en yakın arkadaşın sadece kocasın değil. Uykusunda çaldın. Ne yapayım? Tebrik mi edeyim? Evine çiçek mi yolluyum anne? Bağır, çağır, küfret. İstiyorsan vur. Ama kendimi sana karşı savunmayacağım artık. Senin karşında artık böyle istediğin gibi oynayabileceğin bir Betül'üm. Eğer evliliğimi yıkmama, kocamı elimden almaya kalkarsan çok kötü şeyler olur. İnan bana, çok kötü şeyler olur anne. Arkadaşım, ben seni çok seviyorum. Merak etme, kimseyi ayırmaya niyetim yok. Ben bedel ödedim, bitti. Açmıyor mu? Açmıyor. Babam amcama kızıyor ama amcam haklı anne. Babaannem Ayşe ablanın hayatıyla oynamış resmen. Ayşe ablam onun yüzünden neler çekti. Yazık ya. Bana baksana sen. Babaanne ne yaptıysa evladı için yaptı. Yarın öbür gün böyle bir şey olduğunda sen bizi ihbar mı edeceksin? Bunu mu demek istiyorsun? Ben herkes yaptığı hataların cezasını çeksin diyorum anne. Bana da güvenmeyin diyorsun yani. Keşke bu dünyada herkeste, her şeyde hakkaniyet olsa sevgilim. Ama öyle bir dünya yok. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ama sen öfkelenince gözün hiçbir şey görmüyor. Ne demek şimdi bu? Bebeğim olacak diye haktan, hukuktan, adaletten vaz mı geçeyim? Çocuğum olacak diye karıma haksızlık yapasın, ben de susayım, gelen geçen şamarı vursun gitsin, öyle mi? Öyle değil tabii ki. Varsın bize saf desinler. İyi niyetimizi, iyi kalbimizi anlamasınlar. Bırak bizim alacağımız olsun onlardan. Başkasının hakkı bizde kalmasın Ferit. Bu hayatta tek istediğim şey bu. Ben seni anlıyorum. Ama senin gibi düşünmüyorum. Üniversitede bir hocam vardı, derdi ki... haksızlık karşısında susan sadece cesaretini değil, şerefini de kaybeder. Doğru. Hapisten çıktım diye kimse bana iş vermedi. Yüzüme bile bakmadılar. Ama hak yerini buluyor Ferit. Bak,
Annem benim hapiste yatmama göz yumuyordu. Geldi beni yangından kurtardı. Bir de sonra gelip benden özür diledi. Diledi de ne oldu? Hani mutlu mesut oluyorduk? Hani her şey düzeliyordu? Bak kandırmış bizi. Ferit. Bak bize iyi gelecek şey bu. Bebeğimiz. Bir yavrunun anne ihtiyacı olduğu kadar babaya da ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var Ferit. Öfkeyle ani hareket etme artık, olur mu? Artık sadece huzur istiyorum ben. Seni istiyorum. Bak kardeşim, avukatı dışında şu aşamada görüşme olmaz. Anneniz göz altında. Yasak ya yasak. Niye inat ediyorsunuz anlamıyorum ki. O zaman beni de tutukla. Heh. Gözaltına al beni de hadi. Ya sabır, ya sabır. Hadi kardeşim hadi. Bak işimiz gücümüz var. Tamam, tamam dokunma. Ha, alo, bak şimdi beni dinle. Biz tek avukatla yetinmeyelim. Koskoca Azade Sancakzade. Sen şimdi birkaç tane güvendiğin adamı da yanına al. Tamam, hadi işine bak. Hadi. Sinan abi, geçmiş olsun. Ne işin var lan senin burada? Oğlum bak onlar mı yolladı seni? Yok abi, beni kimse yollamadı ya, ben kendim geldim. Benim bir polis arkadaş var da o söyledi Azade Hanım'ın burada olduğunu. Ben de öyle bir faydam olur mu diye bir geleyim dedim. Ha. Diğerleri nerede, sen niye yalnızsın? Ne yapacaksın diğerlerine? Ya sinirim bozuk. Boş ver, sorma diğerlerine. Tamam abi, tamam sormam ya. Şey, var mı bir gelişme, bir şey söylediler mi? Benim polis arkadaşı arayayım mı? Duygularını ifade eden biri değilsin. Ama üzgünsün belli. Hep burnunun dikine gitti. Ne benim uyarılarımı dikkate aldı ne de çocuklarınkini. Hep onun kendi doğruları vardı. Hep bildiği doğrular. Şimdi biraz içeride kalsın da anlasın. Kendi bildiği şeylerin ne kadar yanlış olduğunu. Herkesin kendi doğruları yok mu? Azade neye inanıyorsa o mutlak doğrudur. Esas ben bunca sene... ...bana benzemeyen bir insanla nasıl yaşamışım ona hayret ediyorum. Ben de merak ettim şimdi. Bunca zaman nasıl yaşamışsın acaba? Neyse. Bence çok sinirlenme. Hatta belki biraz uzansan iyi olur. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ben odamdayım. Kısa olsun. Tamam. Annem. Oğlum. Bana inanıyorsun değil mi Sinan? Ben verecektim videoyu. Ayşe'yi aklayacaktım zaten. Sadece biraz burnunun sürtülmesini istedim. Çok kızmıştım ona. Ferit'e bir şey olacak diye korkup çok kızmıştım. Ama şimdi çok pişmanım oğlum. Çok pişman. Şimdi bak olanlar oldu, tamam. Sen sıkma canını. Avukat gelecek şimdi. Ben bizim mevzuyu konuştum onunla. Bu ifade meselesi. Hakim davaya hemen bakacak. Dedi ki en fazla dedi hükmün açıklanmasını geri bırakır dedi. İşte dedi de. Ne? Ferit. Ne
Ne oldu? Annem. Ayşe'nin vekili olarak şikayet dilekçesi vermiş. Artık hiçbir şeyin önemi yok Sinan. Hiçbir hakimin vereceği ceza, Ferit'in bana verdiği ceza kadar canımı yakamaz. Yaman bile koştu geldi. Benim kardeşim lütfetmedi. Ama ne diyorum ki ben? Bir yandan da senin burada olmanın sebebi o. Ben bir de adamı bekliyorum. Ama ben onun biletini kestim. Anne, ben onun biletini kestim. Bundan sonra onun abisi yok. Sakın. Bundan sonra benim gözümün içine bakıp benim boynuma sarılmayacak anne. Sinan. Anne, kestim biletini. Sinan. Hayır. Sakın öyle bir şey yapmayacaksın. Sakın. Siz kardeşsiniz. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Evlatlar annelerine katlar davranabilir. Ama anneler kıyamaz yavrularına. O da benim oğlum. Canım yanmasını istemem. Aranız bozulursa benim canım daha çok yanar. Ağır geliyor. Yani Ferit'in bu yaptığı çok ağır geliyor. Tamam, pardon, neyse. Vakit doldu. Hadi o zaman. İnsan düşmanına yapmaz vallahi Azade Hanım'ın Ayşe Gelin'e yaptığını. Yememiş, içmemiş, saklamış delilleri. Ya o gariban onun yüzünden içeride yattı, yazık değil mi ya? Bana bak Ayten, sen utanmıyor musun hanımın içerideyken arkasından günahını almaya? Ben yalan mı söylüyorum Kezban abla, ne günahından bahsediyorsun? Yalan doğru, susacaksın, susup oturacaksın. O bizim hanımımız, o içerideyken arkasından atıp tutmak yakışmaz bize. Ama ona yakışır değil mi? Gencecik bir kızı üstelik masum olduğunu bile bile hapislere göndermek. Ha Kezban? İnsanı insan yapan vicdanıdır ya. Hayırdır Medya yenge? Sen utanmıyor musun? Sen hangi hakla benim kayınvalidem hakkında çalışanlarımızın önünde böyle konuşuyorsun ha? Doğruyu söylemek, açık konuşmak ayıp değil ki Leman. Kötülüğü savunan utansın. Keşke kocan abisinin mallarını çalarken de böyle açık açık konuşsaydın. Bence edebinle sus. Otur annem için dua et. Sakın bu konakta fesatlık saçma. Anladın mı? Kim fesat ya? Sen ne diyorsun? Asıl sen hangi sıfatla Azade annem hakkında böyle konuşuyorsun? Kadın sana büyüklük gösterdi. Kocanın yaptıklarından sonra hala bu konakta barınabiliyorsun. Haddini bil Vedia yenge, anladın mı? Haddini bil. Sana hala yenge diyorum. Leman, fazla ileri gidiyorsun. Annem yokken bu konağın hanımı benim. Onun kuralları da bir fiil uygulanmaya devam edecek. Kimse bana saygıda kusur etmeyecek. Herkes haddini bilecek. Herkes.
Kazamız mübarek olsun. Sevgilim. Bak, 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 bak. Sevgilim. Hayatımda ilk defa çorba yaptım. İnşallah beğenirsin. Aç bakalım ağzını. Şöyle sıcak sıcak bir iç bakalım. Ellerine sağlık. Ama gerçekten canım hiç istemiyor. Ne demek canın istemiyor ya? Olur mu öyle şey? Ya senin istemiyor olabilir ama bebeğimiz. Yani sesi çıkmıyor, konuşamıyor diye aç mı kalsın? Hadi annesi, hadi. Kıyma bebeğimize. Aç ağzını. Aç, 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 aç. Oo. Hı. Tamam, ver, ver. Ben içerim. Hayatım, biliyorum anneme üzülüyorsun. Bak, ben annemi korumak için sussaydım, bu suça ben de ortak olurdum. Bunu yapamazdım Ayşe. Tamam mı? En doğru olanı buydu. Biliyorum. Ne olacak peki şimdi? O video beni aklayacak mı? Aklayacak tabii Ayşe, bitti. Masum olduğun apaçık ortada. Ama Baha öldü. Bunu geri getirmeyecek. Katilinin kim olduğunu bilmiyoruz hala. İşte bak şu an en önemli meselemiz o. Tamam mı? Baha'yı kimin öldürdüğünü bulmak. Söz veriyorum bulacağım Baha'nın katilini. Kimse onun cezasını çekecek. Senin düşünmen gereken tek bir şey var. O da bebeğimiz. Hadi. Yalnız bebeğimiz şöyle iki kaşık çorbayla büyümez. Tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi açıyorsun ağzını kocaman. Hadi. Uçak geliyor. Hadi. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biraz tuzsuz olmuş. Bence senin ağzının tadı tuzu yok. Çorbama laf etme. Ben de içtim. Gayet güzeldi yani. Bitecek bu çorba. Annesi bitecek. Babası yaptı kuzusuna. Yani kuzularına. Tamam, dur. Hadi, hadi, hadi. Hamdi. Hı. Sen bir süre Adana'ya alanlara mı gitsin acaba? Kuzenlerle vakit geçirirsin. Başka insanlarla kaynaşırsın. Sana da iyi gelir. Kuzenlerim. Hem ortalarda dolaşıp olur olmaz konuşmaz böylece. Baba, ben ortalarda olur olmaz konuşmadım. Sancakzadelere gidip hayatımda ilk defa doğru bir şey yaptım. İçimde tuta tuta beni boğan, yıpratan ne varsa gittim söyledim. Herkes bilsin istedim. Ayrıca annem sayesinde psikiyatriste de gidiyorum. Halamdan daha iyi geldiği kesin. Getir kızım. Koysana masaya. Tabii. Ben şey... Ne var Fatoş? Ağzında ne geveleyip duruyorsun? Söylesene kızım. Ben üzülürsünüz diye nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama. Fatoş hadi. Ayten aradı beni şimdi, onunla konuştuk. Konağa polisler basmış. Ne? Azade Hanım'ı alıp götürmüşler, hakkında şikayet varmış. Ne diyorsun sen? Kim şikayet etmiş? Neden şikayet etmiş? Ferit Bey şikayet etmiş. Ne? Bu Baha'nın ölümüyle alakalı. Yani en başından beri Azade Hanım'ın sakladığı bir video varmış galiba. Ferit Bey şikayet etmiş. Yani anlayacağınız Ayşe masum. Ne varmış o videoda? Çok merak ettim. Desene Azade Hanım. Sancakzadelerin geleneğini devam ettiriyor diye. Ya şu Ferit, öz anasına bile adaletin kestiği parmak acımaz demiş ya. Helal olsun yeğenime. Demek huyu çekmemiş o tarafa. Babasının oğlu. Ben onda kendimi görüyorum. Ya demeyeyim diyorum da tutamıyorum kendimi Adnan. Senden de anasından da farklı. Sadiyim.
Sen de kork senin bu oğlandan ha. Ben niye korkacakmışım ki? E anasını hizaya çeken babasını da çeker. Edeceği var hepinize bu oğlan. Demedi deme. Benim hizaya çekilecek neyim var Allah aşkına? Zırvalıyorsun. Ya arkadaş bir bak. Şu arazilere bir bak. Arşınlasan bitmez. Dönüm dönüm. Ya sen bunların hepsini helalin belliyorsun da... ...onların çoğunda garibanın yetimin hakkı var. Zalim kayınpederin çöktü hepsine. Baban da bu günaha ortak. Kırdı geçirdi hepsini. Sen gene de zırva deme de kulak ver bana. Helalleş şu milletin çoluğuyla çocuğuyla. Günahtır Adnan. Saçmalama Bahtiyar. Elimizde ne var ne yok sokakta dolaşıp adamlara mı dağıtacağız? Ben kiminle helalleşeceğim bu saatten sonra? Ya ölüm hak, miras helal demez misin sen? Boş da miras Adnan. Ya bak, vebal ağır bir yüktür. Sırtından atamazsam iflah olamam. Artık dilimde tüy bitti Bahtiyar. Açma şu eski defterleri. Kapat. Kapat. İyi. Tamam. Bir daha da açmam. Ama bak, ben değil de o bir başkası eski defterleri açacak olursa sıkıntı olur ha. Allah'ım ya Rabbim işe bak ya. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi biliyor musun? Yani şurada seninle karşılıklı böyle oturup dertleşeceğim. Kardeşim yüzünden annem içeride. Ben burada oturmuş düşmanımla dertleşiyorum. Abi eski dosttan düşman olmaz derler. Öyle mi diyorsun? Sen yine de bir düşün. Dost muyuz, düşman mıyız? Ya sen ne olursa olsun benim abimsin. Kızsam da küssem de abimsin. Öyle. Oğlum sen Ferit'e çok büyük yanlış yapmışsın. Yapmayacaktın. Hala düşünüyorum böyle. Diyorum ki bak. Yaman'la Ferit ya. Yaman'la Ferit oğlum. Yani Ferit'in arkasından nasıl böyle bir iş çevirebildin ki? Aklım almıyor. Sindiremiyorum. Abi sen benim için kolay mı sanıyorsun ya? Ben neler yaşadım sen biliyor musun? Ne yaşadın lan? Ne yaşadın minnoş anlat bakayım hadi. Ha? Ferit neler yaşadı sen onu biliyor musun? Ha? Neler yaşattın herife? Oğlum çıkıp karşısına deseydin ya. Kardeşim de bak de benim böyle bir hissiyatım var. Böyle böyle durum bu. Ferit oğlum karşındaki. Delikanlı gibi ama. Adam gibi. O zaman o iş bu noktaya gelir miydi Yaman? Söyle bakayım ben. Abi sen benim yerimde olsan ne yapardın? Hı? Ben bu kızı seviyorum, durun evlenmeyeyim mi derdin? Bak sana harbiden soruyorum. Sen Yaman olsan ne yapardın? Silerdim. Silerdim. Aşkı da batsın, sevgisi de batsın. Öyle iş mi olur lan? Dünya ahiret bacım olurdu oğlum. Oğlum. Ferit o kızla bir yola çıkmış. Değil mi? Yan gözle bakılır mı? Ya abi ben ne yaptım? Ya ben ne yaptım? Ben de sildim Hande'yi unuttum abi. Unuttum. Ama yani bak kendin gördün. Hande beni silmemiş ki. Hande beni hiçbir zaman kardeş olarak görmemiş ki abi ben ne yapayım? Ya o kızın notunu ben o gün verdim zaten. Bütün pislik o kızın başının altından çıkmış. Seni de böyle parmağında oynatmış. Abi bak benim en büyük hatam, en büyük günahım ne oldu biliyor musun? Ben her şeyi en başından Feride anlatacaktım. Ama işte ben sonradan cesaret edemedim, söyleyemedim. Yaman. Tamam çark ettin. Döndün, döndün de geç oldu oğlum. Ferit bundan sonra senin yüzüne bakmaz. Ben tanıyorum kardeşim. Bak. Betül iyi kız. Güzel kız. Üzme onu. Tamam. Kıymetini bil. Abi ben Betül'ün kıymetini biliyorum ya. Bilmez miyim? Kırarım bacaklarını. Tamam. Yanlış yapma kızım. Tamam abi ben yaparsam sen de kıracaksın tabii.
O Hande gelir, yine bir şeyler yapar, çevirir, kuyruk sallar, gönlün kayar falan. Yüzüne bakmam oğlum. Yani söyleyeyim, yüzüne bakma. Tamam abi. Bak. Sen... Abi bak. Lan. Abicim bak, sen benim büyüğümsün, tamam? Sen ne diyorsan o. Yani biz hata yapacağız, sen de bizim kulağımızı çekeceksin ha, bu böyle. Alo. Canım, sofra hazır. Geliyor musun diye sormak isterim. Ya biz şimdi Sinan abiyle yemek yiyoruz. Sen beni bekleme canım, tamam? Peki, sen bilirsin. Önce Sinan'la başlayacağım. Onu çekeceğim yanıma. Ne de olsa aynı kanı taşıyoruz değil mi? Sen hep derdin ya kan çeker diye. Kardeş olduğumuzu er ya da geç öğrenmesi lazım. Beklediğimden hızlı buldun cezanı Azade Hanım. Bakalım içeride bana söylediklerin için pişman olacak mısın? Ya arama işte. O seni arayacak. Değiş biraz. Her şey istediğin gibi olacak. Sabırlı ol. Ne düşünüyorsun sen böyle kara kara? Hı? Yok, öyle hava olmaya çıktım. Yüzün öyle demiyor ama. Hayır, Azade Hanım'ı dert ettin diyeceğim de. İmkansız bir şey. Niye dert edeceğim? Bir hata yaptıysa bedelini ödeyecek. Tabii. Herkes hatalarının bedelini öder değil mi? Herkes ektiğini biçiyor sonuçta. Bu Baha'nın katili bulunmamış mıydı? Nereden çıktı bu video şimdi? Ne var ki o videoda? Ferit bulur ama peşini bırakmaz. Ortalık fena karışacak. Ya aman, sen de nelerle uğraşıyorsun ya? Hava da soğuda. Sen de böyle çıkmışsın, hadi üşüyeceksin. Gel içeri. Üstüne bir şey arz edeyim. Sevgilim, hadi böyle iki büklüm yatma burada. Gir yorganın altına, güzel güzel uyu. Çok yorgunum. Tamam işte. Şöyle mis gibi bir uyku çek, ben yanındayım senin. Hiç hak etmediğin halde çok acılar çektirdim sana. Sadece ben de değil. Annem, Hande, Baha. Üzdük seni. Yorduk. İçindeki bu acıları söküp atamam ama sana söz veriyorum. Seni çok mutlu edeceğim Ayşem. Unutturmaya çalışacağım. Evladımızla birlikte yuvamızda huzur içinde yaşayacağız. Hep mutlu olacağız. Kime benzeyecek acaba? Sana benzesin. Şu an karnımda bir bebek olduğuna inanamıyorum. Gerçekten bir mucize. Bizim mucizemiz. Ninni bilir misin? Ninni mi? Babam küçükken bana hep ninni söylerdi. Sesi o kadar güzeldi ki. Duyunca hemen uyuyakalırdım. Sen
sen de ninni söyleyecek misin bebeğimize? Bilmem. Söylerim. Neydi o, bir ninni vardı. Sözleri nasıldı acaba? Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim, hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Sen de özledin mi baba annemi? Yoksa keyfin gıcır mı? Baba! Sen var ya sen. Sen ne anasının gözüsün sen. Sen ne anasının gözüsün. Tabii annemi yolladın. Mutlusun değil mi? Baba! Sinan, ne yapıyorsun sen? Ne diye bağırıyorsun gecenin köründe böyle? Ya kızım, anası ağlayan ben. Kardeşinden kazık yiyen ben. Ciğeri yanan ben. Kim bağırsın? Kim bağırsın? Bir söyle bana. Sinan, tamam canım ne olur. Bak, kendinde değilsin. Ayıp ediyorsun. Hiç senin gibi bir adama yakışır mı bu hareketler böyle? Hadi gel, içeri gidiyoruz. Ya dur bir dakika, bir bırak ya. Allah Allah. Nereye gitti? Babam nereye gitti? Baba! Baba ne oldu baba? Çık baba, pencereye çık. Çık bir yüzüme bak, ne oldu, korktun mu? He? Karın nezarethanede. Sen başını o yastığa nasıl rahat koyacaksın? Baba, baba hadi ne olur bak, gir koluma çıkalım yukarıya. Bak çok üzülüyorum böyle olunca. Üzülme ya. Kıyamam ben sana, kurban olurum kız. Ben onun gibi bir babamıyım. Baba deme öyle, duyacak dedem. Hadi ne olur. Duysun kızım, üzülmez o. Üzülmez. O benim gamsız babam o. O benim vicdansız babam o. O benim bencil, bir tek kendini düşünen babam o. O böyle evladının başını okşamayan babam. Evladına iki çift tatlı söz söylemeyen babam o. O ailesine duvar örmüş babam o. O üzülmez. Ben onun gibi baba olmadım değil mi kız? Doğru söyle. Sinan acım. Tamam hadi hadi. Çekil tut. Uyumadıysan aşağıdayım, arka bahçede. Sandığımdan da sabırsızmışsın. Gel şöyle. Hayırdır? Neye geldin sen karını bırakıp buralara? Ben dışarıdaydım zaten.
belli. İçmişsin. Ne? Yaman sen bana demedin mi evli marklı adamım ben diye? Gitsene evine oğlum, manyak mısın sen? Karın bekler. Karın bekler. Kızım sen bana konakta ilanı aşk etmedin mi? Betül de oradaydı. Evlilik mi bıraktın sen ortada ya? Silindir gibi geçtin üstümüzden. Benim yüzümden bozuldu aramız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Amacın ne senin? Anlamadın mı ne yaptığımı? Anlamadıysan boşuna gelmişsin zaten. Ya herkes sütten çıkmış ak kaşık bir ben kirliyim. Günah keçisi yaptılar beni. Ben de gittim eteğimdeki taşları döktüm. O kadar. O konakta ilk defa kendim oldum ben Yaman. Kendin oldun. Ne güzel ya. Sen bana ne yaptın? Betül'e ne yaptın? Farkında mısın? Kızım bak ben Betül'le bir yola girdim. Ya ben eve gidemiyorum. Karımın yüzüne bakamıyorum. Anladın mı? Sen dağıttın beni. Sen dağıttın kızım beni. Dağılma o zaman Yaman. Toparlan. Hem ben Betül'ün bilmediğini söyledim ki. Senin beni bu kadar sevdiğini ben bilmiyordum. Betül nereden bilsin? Sen seviyorsun değil mi beni cidden? Seviyorsun tabii. Yaman. Evet sen geri dönülmez bir yola girdin. Boşuna ümitlenme. Bizden bir şey olmaz artık, ancak arkadaş olur. Kafanı karıştırdıysam kusura bakma. Hadi git evine, karın bekler, geç onu. Tamam gidiyorum. Zaten bir daha gelmem kapına. Bir sondu. Sen de beni bir daha arama, tamam mı? Bak bizim Betül'ü üzmeye hakkımız yok. Ben o üzülsün istemiyorum. Onu mutlu etmek istiyorum. Mutlu olursa ben de mutlu olurum. İyiler acı çekmesin artık. Çektirmeyelim. Kötüler çeksin ama benim canımı yakanlar umurumda bile değil. Azade gibi mi mesela? Azade şu an acı içinde. Bedel ödüyor. Neyin bedeli? Demek sen de büyük oynuyorsun artık. O zaman ben de oynarım. Ne yapıyorsun burada soğukta? Yaman niye gelmiş Hande? Bana hesap sorma Zümrüt Hanım. Benlik bir mesele yok. Karına git dedim. Kapandı zaten o defter. İçin rahat olsun yani. Ayşe'yi daha çok savunan, kızını hiç sevmeyen Zümrüt Hanım. Canım benim.
Ferit. İçini yedi, dayanamadın. Anneni görmeye geldin tip. Merhaba anne. Anne. Nereden geldi o video sana? Kim gönderdi? Hı? Madem cinayetle bir alakan yok, o zaman nasıl geçti o görüntüler eline? Oğlum sen ne diyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım anne, farkındayım. Maalesef bana bu soruyu sorduran bir annem var. Polise de anlattım. Ayşe'nin art niyetli olup olmadığını açığa çıkarmak için peşine birini yolladı. Benim tek gayem aileme, oğluma dokunacak kötülüğe engel olmaktı sadece. Tanımıyorsun yani. Bu Baha'yı öldüren adamlar ailenden birilerine zarar verebilirdi ama bunu da biliyorsun değil mi? Düşünemedim. Anneni adalete teslim ederek bana çok iyi bir ders verdi. Kendinle gurur duymalısın. Hiçbir evlat annesini şu duruma soktuğu için kendiyle gurur duymaz. Ne olursa olsun benim annemsin. Anne, sen beni her hatırladığımda kahrolacağım bir duruma düşürdün, biliyorsun değil mi? Sen iyi baba ol. Ben kötü anne oldum. Neyse anne. Ben sana bunları teslim etmeye geldim. Bunlar ne oğlum? Şöyle ki bunlar Sancaksade Holding'deki bütün haklarımın yetki devir vergileri. Sancaksade mal varlığındaki tüm maddi imkanlarımdan feragat ettiğime dair sözleşme. Üzerime kayıtlı tapu, senet, çek, kredi kartları, banka kartları ne varsa hepsini iade ettim işte sana. Hepsinden vazgeçtim. Bir arabam kaldı ama onu avukatlık yaparak kazandığım paralarla almıştım. Yoksa onu da iade ederdim anne. Oğlum, neden böyle bir şey yapıyorsun? Anne, senin benim üzerimde, Ayşe'nin üzerinde, doğacak torunun üzerinde söz sahibi yapan tek şey servetinin gücü. Ben o serveti reddediyorum. Her şey sıfırdan başlayacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Yani annem bilsin diyorsun. Ay. Haşa anne, olur mu öyle şey? Annelik hakkın ödenmez. Annemsin tabii. Ama senin benim yeni kuracağım hayatımda, Ayşe'nin üzerinde, bebeğimin üzerinde söz sahibi olmanı istemiyorum anne. Geçmiş olsun anne. Babasın bu akraba. Çocuk hasta Hüseyin dayı. İlaç lazım Hüseyin dayı. İş lazım Hüseyin dayı. Para lazım Hüseyin dayı. Ulan bir gün hayır dedim mi ben size? Ha? Bir kere işim düştü lan size. Bir kere işim düştü. Ağzınıza yüzünüze bulaştırdınız. Ne oldu? Emniyete görüntü gitmiş. Ne olacak şimdi? Hüseyin dayınızı içeri alacaklar. Siz de böyle mal mal bakacaksınız. Çenenizi sıkı tutacaksınız, tamam mı? Bizim kanımızda hainlik yok. Yürü. Ender, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi. Diyorum ki, şu cinayet videosundaki adamları kendimiz araştırsak bulabilir miyiz?
iş biraz dallanır, budaklanır ama uğraşırım tabii. Bu arada videoyu gönderen hattan hiçbir şey çıkmadı. Tahmin ettiğimiz gibi. Tek kullanımda yok etmiş her şeyi. Neyse, anladım. Şu bizim hasta çocuğumuz vardı ya hani. Onunla ilgileniyoruz değil mi? Masraflarını karşıladık. Tedavisi başladı. Her şey yolunda. Tedavisi başladı abi. Çocuk hastanede. İyi, çok şükür. Aman Ender bak, bu mesele benim için çok önemli. Tamam mı? Tamam o zaman. Görüşürüz Ender. Görüşürüz abi. Açmıyorsun telefonu, merak ediyorum burada ya. Ya biraz midem bulanmıştı. Bizimki şimdiden uysuzlandı. Babası gibi yani. Sen ne yaptın? Sabah nereye gittin? Bir işim vardı da hallettim, şimdi geliyorum. Hazırlan. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Yani sizi. Tamam. Bugün çok güzel bir gün olacak. İnanıyorum. Günaydın. Uyuyakalmışım ben ya. Ne zaman geldin? Hiç duymadın sesini. Sabaha karşı geldim de gelip seni uyandırmayayım dedim. Burada böyle uyumuşum kalmışım. Ben de seni beklemiştim aslında. Ben seni o kadar bekletmezdim de işte. Sinan abiyle oturduk bayağı. Dertleştik falan, canı sıkkınmış. Ve bırakamadım yani. Niye? Ne derdi varmış Sinan abinin Yaman? Onun değil de şey... Azade Hanım'ı polisler götürmüş. Konakta böyle rezillik olmuş falan. Ha, sen sabaha kadar Sinan abiyleydin yani. Evet Betül. Bak zaten başım çatlıyor ya. Ben kahve yapayım.
yapıyorsun sen orada? Ver bakacağım. Anne bırak. Ya ver. Ya bırak. Yama. Benim bunlar. Niye saklıyorsun sen bunları? Sana soruyorum Yaman. Niye saklıyorsun eşyalarımı? Manyak mısın oğlum sen? Manyağım. Sen manyak ettin beni. Aldın mı cevabını? Florumu da almışsın. Ne zamandır bunu arıyorum? Aldım. İlk birlikte olduğumuz gece takmıştım. Omzundan düşerken yakalamıştım ben de. Sonrasını biliyorsun zaten. Ne saklıyorsan sakla. Onca yıl beklediğine değdi. Biz o konaktan seninle karı koca olarak gireceğiz. Bize sayıp sövenler, başta Ferit'le Ayşe, kapımızda köle olacaklar. Çok az kaldı. Uzak mı gideceğimiz yer? Biraz ama gittiğimize değecek. Bayılacaksın oraya. Vay. Islık çalmayı da biliyoruz. Evet. Biz sokakta büyüdük beyim. Birkaç numara göstereyim mi sana? Dur bak bir de şu var bak. Bunu yapamazsın. Oo. Çok iyi ya. Nasıl yapıyorsun bakayım? Denesene. İddialı. Yola bak yola ama kaza yaparız. Tamam tamam. Korkma. Sen hiç mi ıslıkla birini çağırmadın? Maça falan gitmedin mi? Hayatım ben de ıslık çalmayı biliyorum bak. Biliyorum da senin kadar alengirli bilmiyorum yani böyle. Bu arada Hatay sporluyum ben. Biz bütün maçlarımıza gideriz. Gidemesek de takip ederiz. Bak geçen sene biz Süper Lig'i 6. bitirdik. Şimdi de 2. sıradayız. Yani hemen hemen her maça gidiyorum aslında. Babam da beni maça götürürdü. Oğlum biraz büyüsün ben de onu götüreceğim. Oğlun mu? Nereden biliyorsun oğlun olacağını? Belki kızın olacak. Yani hani sen böyle maç falan deyince ben hani gaza geldim birden öyle oğlum mu oğlum dedim. Kızım olsun kızını da götürürüm ne demek? Kızını da götürürsün maça. Tabii ki götürürüm ya kızım nereye ben oraya. Atarım şöyle omzumu. Sen hemen korumacı baba oldun galiba. Yani tabii şimdi ben hepinizi koruyacağım tabii ki. Korumacı baba mı oldum ben? Ha? Korumacı baba mı oldum ben? Ne yapıyorsun Feriz yapma saçmalama ya önüne bak. Ya. Hayır, gıdıklanıyorum. Ben sevmiyorum. Hoş bakmıyorum. Gıdıklan o zaman biraz işte. Hayır, gıdıklan. Hayır. Öp bakayım. Öpmezsen durmam. Öpmeyeceğim. Rüşvetçi seni. Hayır, öpmüyorum. Öyle mi? O zaman devam ki. O zaman devam ki. Tamam, çok gıdıklanıyorum. Tamam, tamam. Öpmeyeceğim. Söz veriyorum. Tamam, tamam. Önüne bak, tamam. Ay, ay. Neyse, ben şimdi çocuğumuz doğsun. Ona güzel bir Hatay Spor forması da alırım. Oo. İmzalattırırım da bütün takıma. Belki başka bir takım tutacak benim çocuğum. Böyle şey olur mu ya? Hataylı Hatay Spor'u tutar hayatım. Yani babanın takımını tutmak gelenektir. Ferit. Ya burası çok güzelmiş. Dünyada mıyız biz şu an? Sanki başka bir boyuttayız. Çok güzeldir. Makras kalemiz. Antakya'mızın her yeri çok güzel hayatım. Biliyor musun? Ben çocukken
Buraya geldiğimde hep hayal kurardım ya. Bu kadar çok hayal kurardım ki dalar giderdim. Sonra derdim ki kendi kendime, ya Ferit yapma Allah aşkına. Bundan hiçbiri gerçekleşmez. Böyle hayal mi olur? Güler geçerdim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Büyüdüm galiba. Hayal kurmayı bıraktım. Başkalarının kurduğu hayalleri yaşadım. Ta ki sen karşıma çıkana kadar. Şimdi yeniden hayal kurmak istiyorum sevgilim. Birlikte. Yarınlarımızın hayalini kurmak istiyorum. Seni o yüzden buraya getirdim. Sevgilim, Antakya'mız çok kadim bir şehirdir. Bizim yuvamız da aynı Antakya'mız gibi olacak. Bu masal dünyasının içinde bensiz kaybolmak yok artık. Hayallerimiz de, gerçeklerimiz de birlikte olacak. Artık bu masal dünyasında bir sen varsın, bir ben, bir de bebeğimiz. Sevgilim, ben buraya gelirken her şeyi geride bırakıp öyle geldim. Öyle hayal kurmak istedim seninle. Annemi aradım. Yapılması gereken her şeyi yaptım. Holdingden, konaktan, paradan, puldan, Sancakzadelere ait olan ne varsa her şeyden vazgeçtim. Hepsini geride bırakıp öyle geldim sana. Yani artık ben de senin gibiyim. Çöpsüz üzümüm. Peki sen beni bu halimle kabul eder misin? Seni her haline kabul ediyorum. Her halini seviyorum. Peki beni tekrar eşliğe kabul eder misin? Ediyorum. Ömrümün sonuna dek hem de. Oh be. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ne bu şimdi? Ne bu şimdi? Bu şimdi ne? Bu ne bu? Ne bu? Ne bu? Annem orada ne halde? Sen burada iş peşinde misin? Herkes ektiğini biçer. Sizin keyfinize göre iş hayatı yürümez. Keyif mi? Ne keyfi baba? Ne diyorsun sen? Ya annem o, annem. Annem diyorum ya. Senin oğlun sebep oldu. Baba dediğin adam gider konuşur, yapma oğlum der. Biraz vicdanın yok mu senin? Ha? Bu kadar mı kurtulmak istedin bu kadından? Bu kadar mı sevmedin bu kadını ya? Kendi kazdığı çukura düşsün ve orada dönsün, kendine bir baksın istiyorum. Ha öyle mi diyorsun? Evet. Öyle. Tabii nezarethanenin her yeri de boy aynası. Annem döner döner kendine bakar değil mi baba? Komik mi bu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak beni iyi dinle. O kadında o güzellik, o görgü varken, elini sallasa ellisiyken, gelmiş seni almış. Tabii sen de az değilsin, kaçın kurasısın. Buldun yağlı kuyruk, ben buna tutunurum dedin. Hayatımı kurtarırım dedin. Ne? 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 Dedin mi demedin mi? Ha? Dedin mi demedin mi? Erkek sen söyle! Ha? Sinan! Yok artık, yok artık. Bu el kalkmayacak. Bu el bir defa kalktı. Ben o şamarı yedim. Ama annem bu haldeyken bu el kalkmayacak. Anladın mı? Eğer kalkıyorsa da elinden ne geliyorsa onu yapacak. O kadını o halde kimsesiz gibi ortada bırakmayacaksın. Vicdansız olmayacaksın. Akıllı olacaksın. Anladın mı? Duydun mu? Babaya bak. Peki sen bu bitkinin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Aslan ağzı. Çok güzelmiş ismi. Çok güzel. Yani memleketim diye demiyorum ama bizim burası cennettir cennet.
2000'den fazla bitki olduğu söyleniyor hayatım. Hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden özel. Hiçbiri birbirine benzemez. İnsanlar gibi. Hatta bazen kardeşler gibi. Mesela Sinan abiyle siz hiç benzemiyorsunuz birbirinize. Evet, farklıyızdır. Yani ben abime ayak uydurmaya çalışıyorum ama o bana pek uyduramıyor. Uyduramaz. O biraz daha ana kuzusu. Ama annen sana daha düşkün gibi. Ferit, hiçbir şey yapmayacak mıyız? Burada böyle çiçeklere, böceklere bakarken annen orada dört duvar arasında bekliyor. Ben yaşadım, biliyorum. Düşmanım olsa yaşasın istemem. Hayatım, bak yarın öğleden sonra mahkemesi olacak. Yani ben katılmayacağım ama yerime bir arkadaşımı yönlendirdim. Abim de bir avukat tuttu ona. Ya onun için yapılması gereken her şey yapılıyor, sen merak etme. Bu saatten sonra adalet ne diyorsa öyle olacak. Kızgın olduğun için bu kadar rahatsın değil mi? Ama sen de üzülüyorsun, biliyorum. Hayatım, şu an bu konuyu konuşmasak olur mu? Şu güzel anın bir keyfini çıkaralım ya. Şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? Şu anda böyle kokunu içime çekmek istiyorum. Sana böyle sarılmak istiyorum. Çocuğumuzun cinsiyeti acaba ne olacak diyorum. Kız mı, erkek mi? Bunu düşünelim. Şöyle geleceğe bakalım. Mesela bulutlara bakalım. Görüyor musun şurayı? Orada bir tane aksakallı dede yok mu? Bak aksakallı dede var. Bana bakıyor. Yanında da bir tane nine. Bakış açısına göre değişir tabii. Ben bir dede göremedim şu an. Ama nineyi kesin görürsün çünkü sana benziyor. Bak bir de dizlerde bir battaniye. Aşk olsun Ferit ya. Daha anne bile olmadım, nine yaptın hemen beni. Ya hayatım o aksakallı dede de benim. Yani biz birbirimize söz vermedik mi? Yaşlı tonton ihtiyarlar olana kadar, hatta ölene kadar birlikte olacağız diye. Hı? Ne zaman söz verdik? Hatırlamıyorum. Hatırlamaman çok normal çünkü ben ölümden döndüğümde o zaman bir rüya gördüm. Seninle böyle bir ağaca yaslanmışız. Gökyüzüne bakıyoruz. Bulutları yine böyle bir şeylere benzetiyoruz. O zaman söz vermiştik birbirimize. Sonsuza kadar birlikte olacağız diye. Seni çok seviyorum. Anne, ben gelir. Hoş geldin oğlum. Ne oldu, ne bu halin? Ha? Ya anne, anne bana bak. Ya gelsene, güzel haberlerim var, gel. Hadi kalk, kalk. Anne. Yarın mahkemem var. Sonra da evimize gideceğiz. Ya hadi biraz canlan anne. Anne sen azade sancakzadesin. Bak hiç yakışıyor mu Allah'ın aşkına ya? Ha? Hükümet gibi kadınsın sen. Hadi yarın hazırlan. Hazırlanayım da hangi kıyafetimi giymemi istersin üstüme Sinan? Koca gece gündüz şu kıyafetle oturdum burada. Rezil bir haldeyim. Ben sana kıyafet de getirdim. Ben iyice araştırdım. Seni içeride tutacak tek bir delil bile yok. Evimize gideceğiz. Sinan Bey. Hah. Bazı terslikler var maalesef. Ne tersiz? Avukat söylesene. Cinayet dosyasıyla ilgili son anda gizli bir tanık Azade Hanım'a yönelik suçlamalarda bulunmuş. Ya avukat ne diyorsun? Bak, adam akıllı anlat. Ne tanığı, ne suçlaması? Bir anlat bakalım be. Suçlamalar çok ciddi Sinan Bey. Azade Hanım'ın geliniyle husumetli olduğu, cinayeti azmettirdiği ve suçu gelinin üstüne attığı yönünde. Ya bu ne saçmalık?
Annem mi öldürtmüş şimdi bu adamı? Öyle mi diyorsun? Ben kimi azmettirmişim? Cinayetle suçlamak da ne demek? Ben Azade Sancakzade'yim. Kim inanıyor bunlara? Kim uyduruyor bunları? Annem tamam, tamam. Bir sakin ol. Ben çözeceğim bu işi. Belli. Birileri bizimle oyun oynuyor. Komiserim, Bağ Yalçın'ın Ferit Sancakzade'ye fiziksel saldırıda bulunduğunu herkes biliyor. Ayrıca Azade Hanım bunu kimsenin yanına bırakacak bir kadın değil. Şahitlik edebileceğim bir şey varsa söyle kardeşim. Kimliğini gizleriz senin. Onu sorun etme. Azade Hanım'ın oğluna zarar vereni bulup öldürmek istediğini bizzat kulaklarımla duydum. Ayrıca Ayşe Hanım da Azade Hanım'ın hem kendisiyle hem de Bağ Yalçın'ın husumeti olduğunu doğrulayacaktır. Siz bence bir Ayşe Hanım'la görüşün komiserim. Ye bir tanem ya, afiyet olsun. Hayatım bak şu kaytaz böreğini de ye. Ya zaten zahter salatasını da bitirmedin. Humus da kaldı, her şey kaldı. Ya beğenmediysen sana şöyle güzel bir Ali Nazik söyleyeyim mi? Ne dersin? Ferit yeter. Tıka basa doydum ben. Ya başka bir şey istemiyorum artık, tamam. Hayatım sen doymuş olabilirsin ama benim yavrum aç, aç. Onunla doyması lazım. Senin artık iki kat fazla beslenmen lazım ya. Evladımızı düşün biraz. Yüz kilo olacağım yakında ama. Abartma sevgilim, ne 100 kilosu Allah aşkına? Ya benim çocuğum şu güzel yemeğin üstüne hıyır hıyır bir künefe yemesin. Ha? Antakyalı benim çocuğum, Antakyalı. Daha anasının karnında damak tadını oluşturacaksın. Olmaz, o kadar. Afiyet olsun. Pardon. Efendim Ender. He tamam. Ama benim gelişim bir iki saati bulur. Tamam görüşürüz, eyvallah. Bizim Ender ya şu video ile ilgili bir şeyler bulmuş da görüşelim abi diyor. Ben seni daha evine bırakırım, öyle geçelim. Ferit, başına bela açmayacaksın değil mi? Yok hayatım, için rahat olsun. Tamam. Ama beni bırakmana gerek yok, ben kendim giderim. Olmaz öyle şey. Ya hasta değilim ben, hamileyim. Hayatım olmaz öyle şey diyorum. Ben bırakacağım diyorsan ben bırakacağım, o kadar. Kardeşim hesap alabilir miyiz sana zahmet ya? Yalnız unutmamam gereken en önemli şey artık limitsiz bir kredi kartımın olmadığı. Hatta hiçbir kredi kartımın olmadığı. Bende var, ben vereyim mi? Yok hayatım, ben espri olsun diye söyledim ya. Var, tamam. Emin misin? Eminim canım. Senin karşında fakir ama gururlu bir genç var. Bunu sakın unutma. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Buyurun. Üstü kalsın. İyi akşamlar. Sağ olun. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Afiyet olsun sevgilim. Yarasın. Bakalım yarınki sürprizimi görünce ne yapacaksın? Ne sürprizi? Ferit, ben sürprizleri sevmiyorum biliyorsun. Söyle lütfen. Paşa gönlüm kafeyi gördüğünde bayılmıştın ama. Ferit, çok kötüsün. Ben? Evet. Aklım sende kalmasın diye konuyu değiştirdiğini biliyorum. O zaman aklın hep bende kalsın sevgilim. Çünkü benim aklım, fikrim hep sende. Artık sizde. Seni seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Hadi kalkalım. Daha çıkmadı sonuçlar. Bir iki güne güzel haberleri alırız. Bu işi de merak etme, ben yarın halledeceğim.
bir iki pis mekana gidip adam indirecek biri lazım dedim. Mesele ne dediler? Alacak verecek iş dedim. Paranın bu ucunu gösterdim biraz. Burayı söylediler. İki gündür buradayım. Giren çıkan herkese ezber dedim. Az önce bir adam girdi. Videodaki adamlardan birine çok benziyordu. O yüzden çağırdım seni. Sen de bak abi. Emin olalım. Çıkar mı diyorsun? Çıkmazsa girip biz alalım. Yok abi, seni tanırlar. Ortalığı karıştırmayalım şimdi. Sabretmekte biraz fayda var. Kıstırırız bir yerde. Geliyor abi, geliyor. Vallahi lan. Ne yapıyorsun sen? He? Bak burada ne var bak. Ne bu? He? Ne bu? Konuşsana lan. Kimin itisin lan sen? Yüzüme bak yüzüme. Niye öldürdünüz lan adamı? He? Kimin itisin oğlum sen söyle. Para kazandık abi. Sadece para içinde. Kim verdi lan işi size? Biz isim bilmeyiz. Kimseyi tanımayız. Yüz yüze gelmek olmaz. İş bize gelir abi. Mesafeli çalışırız. İşin sahibi de bizi alakadar etmez. %50 peşin, gerisi iş bittikten sonra. Lan bırak laf salatasını. Ne anlatıyorsun lan sen bana? Sen benim soruma cevap ver. Kim verdi işi sana, kim? Niye öldürdünüz oğlum adamı? Konuşsana lan! Konuşmayacağım diyorsun ha? İyi, ben seni nasıl konuşturacağımı biliyorum. Veririm polise. Gelirler, alırlar, konuştururlar. Öldür beni abi sen en iyisi. Öldür de kurtulayım. Kolay mı lan öyle ölmek? He? Can aldın oğlum sen, can. Can. Gideceksin cezaevine, çekeceksin cezanı. Abi bak konuşursam beni de ailemi de bitirirler. Ötmeyeyim diye içeride de sustururlar beni. En iyisi siz sıkın kafama, kurtarın beni. Eğer sıkamıyorsanız, başımız belaya girer diye korkuyorsanız getirin ben hallederim. Vallahi billahi ben hallederim. Manyak mısın oğlum sen? Psikopat mısın lan? Ne hallediyorsun? Çattık ya. Tövbe tövbe. Ne yapacağız lan bunu? Lan yürü git benim başım belaya sokma. Yürü git. Gece gece. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Manyak mıdır nedir ya? Bizim de yaptığımız su işe bak Enler. Bana bak. Bunun peşini bırakma. Tamamdır abi. Azade Hanım'la aramızda bir husumet yok. Azade Hanım birini öldürecek ya da azmettirecek biri değil. Emin misiniz Ayşe Hanım? Bakın eğer bir şeylerden korkuyorsanız. Hayır, onun bir suçu yok. Adaleti teslim edecekti videoyu. Biz acele ettik. Şikayetimi geri almak istiyorum. Tamam ama şunu unutmayın Ayşe Hanım. Siz şikayetinizi geri çekseniz dahi kamu davası olarak görülmeye devam edecek bu konu. Teşekkür ederim. Ayşe. Beni beklemiyordunuz değil mi Azade Hanım? Ben buradayken, yani sizin yerinizdeyken, aklımdan bin bir türlü soru geçiyordu her gün. Hepsine cevap arıyordum. Umarım sizin de burada uzun uzun düşünme fırsatınız olmuştur. Ayşe sen de anne olacaksın. O zaman anlarsın beni. İnsan evladı için her şeyi yapabilir. Bir anneyi anlayabilmek için illa doğurmak gerekmiyor. Ki ben sizin gibi bir anne asla olmayacağım. Buraya geldim ve şikayetimi geri çektim. Sırf Ferit'i düşündüğüm için. Hatta sizden çok düşündüğüm için yaptım. Sakın sizi affettiğimi düşünmeyin. Yüzüme bakıp katil diye haykırdığınız günü unutamıyorum. Hala rüyalarıma giriyor. Ama sevdiğim adamı üzgün görmek istemiyorum. Sırf Ferit'i mutlu etmek için geldim buraya. İçinde burukluk yaşamasın diye.
kalpte bir yarasın aşk bugün öldü. Yol varamaz düğüne. İlk defa böyle huzurla uyuyacağım. Öyle yorgunum ki. Hadi iyi geceler sevgilim. Akşam emniyete gittim. Şikayetçi değilim dedim. Kızma. Kızmıyorum. Sadece niye böyle bir şey yaptığını anlamıyorum. Birisi son anda annenin benimle bir husumeti olduğunu, cinayet işleyebileceğini söylemiş. Bana sordular. Annem bir katil değil. Hem şuramda bir huzursuzluk vardı. O senin annen. Ne bileyim. Ben de anne olacağım. Biliyorum annenin yaptığı şey affedilebilir değil. Ama sen affettin. Affetmedim. Affedemiyorum. Mutlu olabilmemiz için yaptım. Ama o içerideyken hep bir eksiklik olacaktı. Herkes bir bedel ödedi. Ben de ödedim, sen de. Ama o da ödedi. Hala ödüyor. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Amin. Haberim var Ayşe. Niye susuyorsun? Niye kıvrandırıyorsun beni o zaman? Bilmem. Onca şeyden sonra seninle başımı yastığa huzurla koymak istedim. Bu güzel anı bozmak istemedim. Sabah konuşuruz nasıl olsa dedim. Senin söylemeni bekledim. Hadi hiçbir şey düşünme artık. Boş ver. Güzel güzel uyuyalım. Yarın çok güzel bir gün olacak. Çok güzel. Çok güzel burası. Burası şimdi bizim mi? Güzel ya. Vallahi. Vallahi güzel ya. Güzel yani küçük ama gayet güzel. Yani her türlü sararız diye düşünüyorum. Zaten 3 tane valizimiz var. Çok güzel. Biz birlikte olduktan sonra her yeri cennete çeviririz. Çeviririz sevgilim. Yaparız. Yalnız biraz işimiz var, ben sana söyleyeyim. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk.
Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Gel çayları koydum, hadi. Oy oy. Oh. Ya oturma. Mutfakta daha çok iş var. Çayları aldın gidiyorsun. Hayatım ne mutfağı ya? Gel onu da yarın hallederiz. Mutfakta hadi gel. Bekleyin. Hadi gidiyoruz mutfağa. Yok canım yok. Gel otur şurada rahat rahat bir çayımızı içelim ya. Peki. Yorulduk ya. Bak güzel toparladık, iyi toparladık ama bittim yani. Çok güzel oldu değil mi evimiz? Güzel ne demek hayatım? Şu küçücük evi yuva yaptın sen, yuva. Sıcacık bir yuva oldu. Bebek odası da çok güzel oldu. Ay dede, yıldızlar, bulutlar. Seversin sen bulutları. Severim tabii. Sevgilim. Canım. Biz böyle sonsuza kadar sevgilim. Telefon. Bu kim ya, tanımadığımız numara. Efendim. Selam, yine ben. Hani kafenizi almak için aramıştım, hatırladınız mı? Hatırladım beyefendi, hatırladım. Ben de size satmayacağımı söylemiştim. E tamam, belki fikriniz değişmiştir diye aradım. Malum bir günde dünya değişiyor. Beyefendi. Galiba sizin canınız sıkıldı. Akşam akşam muhabbet edecek adam arıyorsunuz kendinize. Satmıyorum, satmayacağım. Anlatabildim mi? Hadi iyi akşamlar. Cins midir nedir ya? Millet deli hasret, biz akıllıya. Ne oldu? Niye gerildin? Ya adamın biri geçen gün de aramıştı. Yok kafeyi satar mısınız? Satmayı düşünüyor musunuz? Yok dedim, bugün de arıyor. Diyor ki belki kararını değiştirmişsindir. Satmıyorum kardeşim. Belki de satmamız gerekiyordur Ferit. Niye? Olur mu ya öyle şey? Orası senin hayalin de. Önemli değil. Artık başka hayallerim var biliyorsun. Anne olacağım ben. Hem orayı satıp sana bir avukatlık ofisi açabiliriz. Olmaz öyle şey. Olur. Senin kazandığın parayla yeni bir kafe açarız sonra. O kafe küçüktü zaten biliyorsun. Daha büyük bir kafe açarız. 2-3 masa anca sığıyordu oraya. Sığıyordu ama. Olmaz dediysem olmaz Ayşe. Olur dedim. Olur. Allah Allah ya. Olacak. Al hayır. Al bakayım çay iç. Olmaz. Afiyet olsun. Teşekkürler herkes bana. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oturabilir miyim? Tabii ki. Yemeğe hep beraber başlamıyor muyuz? Vediye yengecim. Bu evin sofra adabı var. Annem olmasa da. Bak sen haddini fazla aşıyorsun Leman.
Azade gibi sen de başımıza gardiyan mı kesileceksin Leman? Babacığım, haksız mıyım? Evet, haksızsın. Zaten bu konağın kuralları yüzünden ağzımızın tadı yeterince kaçtı. Sen de kayınvalidene baka baka onun kötü bir kopyası oldun. Kopyalar asıllarını yaşatır Adnancığım. Leman gelinin benim yokluğumu hissettirmemiş, sağ olsun. Anneciğim, Allah'a bin şükür. Nihayet döndünüz anneciğim. Vallahi sizin kurallarınıza uysunlar diye elimden gelen her şeyi yaptım. Sizi yok saymasınlar diye. Hoş geldin. Tamam Leman, anladım. Şu kokudan kurtulayım, ondan sonra hasret gideririz. Tamam anneciğim. Afiyet olsun. Rezban, hani bana servis? Hemen getiriyorum hanımım. Hoş geldiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol. Afiyet olsun. Bu arada küçük bir hata yüzünden aranızdan ayrıldığım için evimdeki düzenin değişmesine izin vermeyeceğim. Herkes yerini bilmeli Saadet Hanım. Siz böyle buyurun. Geçmiş olsun demek yok mu? Geçmiş olsun babaanne. Geçmiş olsun Azade. Beni gördüğüne pek sevinmemiş gibisin abla. Şaşırdı, şaşırdı ondan. Ayşe şikayetten vazgeçti. Kamu davası olarak devam edecek. Yine yani şans senden yana olmuş. Yani ona pek şans demeyelim de... Ayşe kızımızın yüce gönüllülüğü diyelim isterseniz. Sana fikrini soran olmadı Vedia. Biliyorum ama ben yine de söyleyeceğim. Ayşe büyüklük yaptı mı? Yaptı. Önemli olan bu. Ama tabii sende vefa minnet gibi duygular olmadığı için Azade. Sen bu iyiliği de 3 gün sonra unutursun. Yengeyim bak. Yeter. Tamam. Annem daha yeni geldi. El insaf. İnsaf yüce gönüllülerde olur Sinan. Yanaşmalarda değil. Neyse. Size afiyet olsun. Ben gidip bir duş yapayım. Panjur'la evinizde ne kadar da mutlusunuz siz öyle. Bundan sonra herkes mutsuz olacak. Sadece ben değil. O konağa o kızın bebeği girmeyecek. Ahdım olsun. Önce bebeğinden olacaksın. Böylece eşitleneceğiz. Benim evdeki yokluğum sana yaramış Adnan. Yüzüne renk gelmiş. Saçmalama Azade. Beni bir kere bile ziyarete gelmeyen kocamla ilgili her türlü saçmalık geliyor aklıma nedense. Gelip görseydim ne olacaktı? Ne yapabilirdim? Söyle. Biliyor musun? Ben seni gözümde çok büyütmüşüm. Bu 2 günde bunu net anladım. Artık aşık olduğum, uğruna her şeyden vazgeçtiğim adam değilsin gözümde. Gelir gelmez gene başladın Azade. Yok yok. Hiçbir şeye başladığım yok. Aksine. Bir şeyleri bitirmenin zamanı geldi de geçiyor bile. İyi geceler Adnan. İyi geceler.
Annen için çok üzülüyorsun değil mi? Biliyorum. Ferit'le de hiç böyle olmadınız. O da şimdi sana ağrı koyuyordur ha? Annem bunu hamile. Her sabah kalkıp annemin karnını seviyorum, tamam mı? 9 ay her gün. Sanki böyle her gün doğacakmış gibi geliyor. Neyse. Doğdu bu. İlk benim elime verdiler. Böyle bir de çirkin, koca gözlü bir şey. Sonradan güzelleşti. Ya oğlum ben seni anamdan babamdan sakınmışım ya. Okulda dayak yemiş. Gittim buldum çocuğu, tamam mı? Gırtlağını sıkacağım çocuğun. Ağzını burnunu dağıttım. Geldi bana kızdı. Bana diyor ki sen diyor kabadayı mısın diyor. El alemin çocuğunu niye dövüyorsun diyor. Oğlum. Oğlum. Ulan senin eline kıymık batsa benim canım acır. Şuram acır şuram. Ama artık yok Ferit efendi. Artık yok. Bunu anneme yapmayacaktın oğlum. Bundan sonra senin peşinden dolaşıp arkanı toplayan Sinan abin yok. Kardeşlik bitmiştir. İyi yapıyorsun Sinan. Anneyi ihbar etmek ne demek? Sen abisin. Biraz ağırlığını koysan iyi olacak. Kemal canım yanıyor canım. Biliyorum. Anlıyorum. Betül, yatmıyor musun? Geliyorum canım. Yaman Öztürk benim öz oğlumdur. Bu sebeple onu mirasçım olarak atıyorum. Atabank Bankası'ndaki hesaplarımda bulunan tüm birikimdekileri teçhiz, tekfim ve defin masraflarım çıktıktan sonra arta kalan parayı çocuklarım Sinan, Ferit ve Yaman arasında eşit olarak paylaştırılmasını vasiyet ediyorum. Üç oğlumdan biriyim. Betül. Ya ben yukarıda battaniyeleri bulamadım. Çok üşüdüm ha. İnşallah hasta olmam. Nerede battaniyeler? Dolaptaydı. Ben bunları var ya dört bir yandan parçalayacağım abi. Bir gün o konaktan hepsini keyifle dışarı attığımı gözlerinle göreceksin. Ben zaten bunun için yaşıyorum abi. O sancakzadeleri var ya, inim inim inletip süründürmezsen bana da yaman demesin. Hayatım ne oldu ya? Daldın gittin. Ha, yo şey, gel vereyim ben sana battaniyeyi. Sen buraya uğrayıp temizlik yaptın mı hiç? Yok. Gelmedim. Kapısı bile açılmadı. Çok garip. Yani hiçbir yerde toz yok. Temizlik malzemeleri de bitmiş. Allah Allah. Ayşe, sen burayı satmak istediğine emin misin? Konuştuk ya Ferit. Planlar yaptık. Merhaba, ben geldim. Nasılsınız Ferit Bey? Merhaba. Sizin isminiz nedir acaba? Ayşe be. Ayşe, düz, geleneksel, basit. Zorlamaya gerek yok. Neyi zorlamaya gerek yok? İşte bu isim işini. Şimdi yeni nesil çok zorluyor ya, illa değişik bir isim koyacağız diye. Yok, Alina, ne bileyim Laraysu, işte cıvıltı, çitlenbik. İnsan söylerken bile yoruluyor. Ayşe güzel, düz, basic.
Sağ ol. Ben bir kahve yapayım en iyisi. Nasıl içersiniz kahvenizi? Her türlü kahve içerim. Şekersiz olsun sadece. Neyse. Mirza Bey'di değil mi? Hı hı, Mirza. Buyurun Mirza Bey. Şimdi telefonda da söyledim, biliyorsunuz aslında bizim burayı satmak gibi bir niyetimiz yoktu ama durum öyle gerektirdi. Ciddi alıcıysanız, parada da anlaşırsak... Ferit Bey, ben paramı kaptım geldim. Fiyata da okeyim, banka işlerini pek sevmem. Genelde nakit çalışırım. Yangından mal kaçırır gibi alırım diyorsunuz yani. Yani öyle demeyelim de mekanı sevdim. Tertemiz. Ben temiz insanları ve mekanları çok severim Ferit Bey. İsmini de değiştirmeyi düşünmüyorum. Eğer sizin için de bir mahsur olmazsa böyle kullanacağım. Ben burayı alıyorum. Siz de tamamsanız elbette. Biz bir aramızda istişare yapalım. Karar verelim, konuşuruz. Kararsızlık iyi bir şey değildir Ferit Bey. Satıcının kararlısı makbuldür. Hayatım, ben bu adamı hiç sevmedim, haberin olsun. Gel vazgeçelim. Ya sevsem ne olur ki? Bir daha nerede göreceğiz? Görmeyeceğiz ki. Beni mi çekiştiriyorsunuz siz orada? Günaydın. Günaydın hanımım. Günaydın. Bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii. Ferit, o videoyu sen mi verdin? Ne? Ne diyorsun sen ya? Bana böyle bir şey nasıl sorarsın? İkimiz de birbirimizden haz etmiyoruz Vedia. Senin vermiş olma ihtimali yüksek. Ben sen değilim Azade. Başkasına çamur atmadan önce kendi ellerinin kirine bak sen. Seni neden sevmiyorum biliyor musun? Övünerek anlatacağım bir geçmişin olmadığı için değil... ...ya da kardeşinle Adnan'ın yaşadığı ilişkiye şahit olduğun için de değil. Bence devam etme Azade. Gerisini hiç merak etmiyorum. Bence etmelisin. Bu konakta senin varlığın her zaman sorun oldu. Sonra düşündüm de... ...belki de anne olamamanın ezikliğiyle... ...yıllarca benden gizli gizli intikam almaya çalıştın. Sen nezarethanede yemeyip içmeyip... ...oturup Vedia'nın canını nasıl acıtırım diye mi düşündün? Yok yok. Bunları senin canını acıtmak için söylemiyorum Vedia. Ta çocukluğundan beri Ferit'i nasıl sahiplendiğini... ...ona karşı koyduğum kuralları hiçe saydığını... ...ve çocuğu kendine nasıl bağladığından söz ediyorum. Ben Ferit'i sadece sevdim. Hayır. Sen Ferit'i kendine benzetmeye çalıştın. Saçmalığın daniskası bunlar. Dahası Adnan'la gizli gizli kardeşinle ilgili konuşup... ...onun aşkını diri tuttun ve bana karşı kullandın. Ölmüş kardeşimi önce sen unut ki kocana da unuttur Azade. Ben anlayacağımı anladım Vedia. Ama sen ne bu konaktaki dengeleri ne de hırsız kocanı anlayabildin. Tek yapabildiğin şey beni en zayıf yerimden, evlatlarımdan vurmaya çalışmak oldu. Ferit'i kendi yanına çektin. Ona bütün fesatlıklarını aşıladın. Ama bundan sonra kötülük tohumlarını etrafa saçmana izin vermeyeceğim. Bitti! Bitti! Fakat kahve gerçekten enfes.
Arabica, single orijinal. İşte bu lezzete ben bir daha buraya gelirim. Asukanlarım da kahveden. Az kahve taşırmadım garsonluk yaptığım zamanlarda. Siz de mi garsonluktan gelmişsiniz? Vallahi yapmadığım hiçbir iş kalmadı diyebilirim. Burnumu her işe soktum. Kenarda baba parası olmayınca. Hayatım, bak hala imzalamadım. İstersen satmaktan vazgeçebiliriz. Ferit'ciğim, bence imzalayalım, bitirelim. Beyefendi de çok hevesli kafe için. O da hayrını görsün. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ama ben işletmeyeceğim. Böyle bir vaktim yok. Kardeşim, ne demek ben işletmeyeceğim ya? İşletmeyeceksen niye satalım diye ısrar ediyorsun o zaman? Hem iyi bir yatırım, hem bedava kahve içme hevesi diyelim. Kim işletecek o zaman? İşletmeciniz hazır mı? Hı hı, evet. Siz. Ferit Bey ile ikiniz. Mirza Bey, birbirimize iş biçmeyelim. Herkes kendi işine baksın. İyi de Ferit Bey, takdir edersiniz ki burayı işletecek tecrübeli birilerine ihtiyacım var. Siz düşünür müsünüz Ayşe Hanım? Bilmem ki. Sevgilim, ne demek bilmem ya? Şöyle yapalım. Dilerseniz hemen bir cevap vermeyin. Bir müddet düşünün ha. Teklifiniz için teşekkür ederim. Biz düşüneceğiz o zaman. Birkaç eşyamız vardı, onları da alırız. Anahtar sizde zaten. Peki. Hepimiz için hayırlı olsun öyleyse. Görüşmek üzere Ayşe Hanım. Hayırlı olsun. Olmadı ama olacak. Kızın aklı kaldı eminim. Kocası biraz zorluk çıkarıyor ama halledeceğiz. Merak etme. Benim sözünü verip başaramadığım bir iş oldu mu? Nasıl bu? Güzelmiş. Bakmadım bile. Çok ilgilisin anneciğim. Sağ ol. Dolabın kıyafet dolu. Nereden çıktı şimdi yine elbise almak? Belli mi olur? Belki Yıldırım nikahıyla evlenirim. Tamam, çocuk konuşmamış ama gene de belli olmaz. Bunlar zayıf lastik, her an patlayabilir. Boş bırakmayın. Beni de haberdar edin ha, tamam mı? Hadi görüşürüz. Kim o baba? İşle alakalı. Ne yaptın sen ya işleri? Borç harç falan varmış. Yaman'la da bozuştunuz. Ya ne çok soru sordun Hande ya. Merak ettim, ne var? Hüseyin Bey. Ne oluyor? Allah Allah. Hayırdır Memur Bey? İyi günler. Hüseyin Varoğlu, siz misiniz? Evet, benim. Ne vardı? Baha Yalçın cinayetiyle ilgili olarak ifade vermek için bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Geçen akşam arabayla yanımıza yanaşıp kapışalım mı diyen değil mi ya? Bilmem. O muydu?
Yok ya, o değildi. O. Vallahi o, ben sana söyleyeyim. Hatırladım ben bunu. Ya kafeyi sat diye ısrar etti. Anlaştık. Hemen işletmeyi devretmeye kalktı. Ben sana söyleyeyim, bu işte bir iş var. Yani ben mi abartıyorum bilmiyorum ama bir tuhaflık var yani. Anlaşıldı. Sen hiç sevmedin o adamı değil mi? Ya sevgilim, neyini seveceğim Zibidin'in Allah aşkına ya? Neyse ne bize ne, boş ver. Ama işletme fikri de fena değildi aslında. Ama sen böyle söylersen ben üzülürüm. Olur mu böyle şey? Satmasaydık o zaman. Yok ya, sattık, iyi oldu. Hem önümüz kış, bir sürü masrafımız olacak. Bebeğimiz de geliyor. İki koldan birlikte ekmeğimizi kazanırsak ne güzel olur değil mi? Bir tanem, bırak da bunları kocan düşünsün, tamam mı? Senin için rahat olsun, merak etme. Sen de bize evimizde kahve yaparsın, olmaz mı ya? İçinden geleneksel bir koca mı çıktı senin ha? Ya yok hayatım, sen de sanma ya. Ya sen ne istersen onu yap. Ben senin her türlü destekçinim. Tamam, ben kendi kahvemi yaparım, anlaşıldı. Sana da meyve suyu sıkarım, karşılıklı içeriz. Ne istersen iste benden. Canım sevgilim benim. Canım benim. Efendim Önder. Müsaitim, müsait. Söyle. Ne diyorsun? Bağ'ın telefonu mu? Bir şey çıktı mı içinden? Neredesin şu anda? Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam. Benim gitmem lazım. Ben de geliyorum seninle. Otur hayatım sen. Otur, dinlen. Ben de gelmek istiyorum lütfen. Hayatım olmaz öyle şey ya. Gel, ben seni eve bırakayım. Hadi Ferit, birlikte gidelim hadi. Allah Allah. Bir dakika ya. Nereye götürüyorsunuz? Sakin. Bir dakika, götüremezsiniz böyle. Baba bir şey söylesene. Baba. Sakin. Bir şey söylesene ya. Sakin ol kızım, sakin ol. Ya biz kendimiz geliriz ifade vermeye. Sen sorun çıkarım. Baba, bir suçu yok ki babamın. Babanızın suçlu olup olmadığına mahkeme karar verecek. Baba. Kızım korkma. Korkma. İfade verip geleceğim. Korkma sakın. Korkma, tamam mı? Tamam, sen de korkma. Bir şey olmayacak. Geleceğim, geleceğim kızım. Ferit videonun peşine düştü. Er ya da geç babamı bulacak. Sonra da sıra bana gelecek. Akıllı davran anne. Bir taşla iki kuş vurmanın tam zamanı. İyi misiniz? İnsan için babasını ihbar etmek çok zor bir durum. Ama mecburum. İhbardan bulunacaksınız. Evet. Daha fazla günaha girmek istemiyorum. Anlarsınız ki benim için çok zor bir durum. Sizden tek bir ricam var. İhbarı benim yaptığımı kimse bilmeyecek. Ailem de dahil. Bahar Yalçın'ım hapisten kaçırılmasında ve öldürülmesinde tek sorumlu benim babam Hüseyin Varoğlu'dur. Karakola götürdüler. Ben kimi arayacağım bilemedim. Ne olur eve gel. Ben çok çaresizim. Tamam. Tamam. Sen bir sakin ol ya. Tamam, ben şimdi geliyorum yanına, tamam? Hadi. Kim o? Hande? Ya Hüseyin amcayı polisler götürmüş. Ben de daha fazla bir şey soramadım yani. Ağlıyordu, sesi kötü geliyordu. Ben bir gideyim bakayım, tamam?
Git tabii. Git teselli et anneyi. Hayatım ne oldu Allah aşkına? Niye hastaneye geldik ya? Bir şey de söylemiyorsun. Bir şey mi oldu ha? Bir şeyim yok, merak etme. İyi. Sen az önce doğru bir şey söyledin bana. Geçmişimizi, acıları değil, geleceğimizi, umutlarımızı tutunmamız lazım. Tamam. Tamam da sevgilim şimdi biz buraya niye geldik yani? Bak ben bunu merak ediyorum. Kontrolün mü vardı senin, ne oldu? Sen söyledin mi bana kontrolünü ya? Söylemedin ki. Ya da sen söyledin, ben mi unuttum? Bir şey unutmadım, merak etme. Öyle mi diyorsun? Sakin ol. Sürpriz. Hep sen mi sürpriz yapacaksın bana? Gel hadi. Ya ne bu gizemler, sürprizler şimdi Allah aşkına? Zümrüt Hanım, size yemek hazırlamamı ister misiniz? Yok kızım, sağ ol. Kızılcık şerbetini içtik nasılsa. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktı. Bundan sonra güçlü olmak zorundayız kızım. Sen niye mutlu değilsin ki anne? Azade Hanım'a beni şikayet ettin. Babam da şimdi hapse girdi. Sayende hepimiz bedel ödüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaman götürdüler babamı. Tamam anne, tamam ağlama, bir sakin ol. Tamam. Ne yapacağız biz şimdi, kimsesiz kaldık. Kandil olur mu Allah aşkına ya, ben varım yanınızda. Kolay gelsin. Ben de sizi bekliyordum. Anca gelebildim. Ayşe Yılmaz'ın kan örneğini işleme alabildin mi? Çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Hazır mısın? Ne, cinsiyetini öğrenmeye mi? Kız mı erkek mi doktor hanım? Daha onun için erken. Öğrenemeyeceğiz yani. Babamız sabırsız galiba. Evet, biraz sabırsız. Hazır mısın? Ne? Bebeğimizin kalp atışlarını dinleyelim istedim. Çok güzel. Bu bizim yavrumuzun kalp atışı, öyle mi? Sana çok şükür. Çok güzel sürpriz oldu. Oh.
Ağlamam, sen ağlama. Ne, sen de ağlıyorsun. Canım sevgilim. Çöpsüz üzümdüm ben. Sade bir karanfile tutundum önce. Sonra aşka tutuldum. Bir sıcak gülüşü, beni saran elleri, güzel seven bir kalbe. Sıkı sıkı tutundum. Hayat hep öyle güneşli değildi oysa. Tutunduklarımız üzdü bazen bizi. Bırakmaktan korktum. Bazen ayakta tuttu. Yeniden doğduk. Bazen yaralandık. Canımız yandı. Biz de can yakmak istedik. Bazen de keşkelerle doldu içimiz. Ahlar etti. Bedeller ödettik, bedeller ödedik. Acılandık, kederlendik, üzüldük. Ve birden umutla dolduk. İnsan iyiye, güzeli, umuda, aşka, bir kuşun kanadına, geçip giden bulutlara, bir minik kalbe, sevdiğinin gülüşüne tutunabilir. Yeter ki istesin. Rapor çıktı. Her şey istediğimiz gibi. Tek sorun hamile olması.